Yani teng kişili teğnelerle tanıştıklarımız. Kürek eylemelerini görecek. X kvadrat minus 4 teğn 0 bırak teğnelerle ve x kvadrat teğn 4. Her 4'ün bir yerde oynatamayın gel. Plus kurulu ötkezeye git. İkinci teğnelerle olsun. İki de teğnelerle hem yıldızlara bırakalım. Bana bu teğnelerle yıldızlara minus 2 ve 2 birinci teğnemenin yıldızları da minus 2 ve 2 demek her iki teğnemen bir kıl yıldızlar toplamaya yiyor. Onda halde biz birinci teğnemen ikinci teğnemenin tek güçlü diye baktığımız birinci teğnemen tek güçlü ikinci teğnemenin umumlar da eğer birinci teğnemenin ildizleri toplamı, ikinci teğnemenin ildizleri toplamı bir kılıp olsa, o halde birinci teğnemen, ikinci teğnemenin tek güçlülük edilir. Bak, yani tek güçlülük, kaçan biz tek güçlülük teğnemenin fazla kılalımız? Böyle iki faydalarını getirip atalımız. Birinci fayda, eğer teğnemenin biror hadini tenglikni bir tomondan ikkinchi tomoniga teskari qarama-qarshi ishora bilan o'tkizsak, u holda teng kuchli tenglama hosil bo'ladi. Masalan, x kvadrat teng x. X ni chap tomonga o'tkazaylik. X kvadrat minus x teng 0. U holda mana birinchi tenglama ikkinchi tenglamaga teng kuchli bo'ladi. Demak, biror hadini ikkinchi tomoniga qarama-qarshi ishora bilan o'tkizsak, teng kuchli tenglama hosil bo'ladi. İkinci qoida eğer teğnemenin, bizde bırakta teğnemenin verilgen olsa, fx teğn gx. Yani başta bir ifade, kaç x degen ifade, bu teğnemenin arkaya sahası da nolga teğn olmasa. Demek kaç x, verilgen teğnemenin arkaya sahası da nolga teğn olmaz. O halde verilgen teğnemenin her iki tamamına kaç x küp aytırsak, o halde belirgen teğnemeyi tek güçlü teğneme hasıl olalım. Ha, misallar görürüz. Mesela birinci misal. X minus 1 taksın x kvadrat plus 1 teğne 0. X kvadrat plus 1 0'a teğne emez. Nolga teng emas. Shu sababli tenglikni har ikkala tomonini x kvadrat plus 1 ga ko'paytirsak, berilgan tenglamaga teng kuchli tenglama hosil bo'ladi. Ya'ni x kvadrat x minus 1 x minus 1 hosil qilamiz. Ve berilgan tenglamaga teng kuchli tenglama hosil qildik. Va buning ildizi x teng 1. Köp hallarda biz mana şu iki de faydadan faydalanmamız. Demek ki tekrar yeri esnaf ortamız. Demek ki teğnemenin burada hadını bir tamamdan ikinci tamamen karma karşı işare olarak kisik. Tek üçlü teğnemen hasıl olardı. Eğer burada teğnemeni bunu anıklayan sahasının orga teğn bulmayan bir ifadeye köp aytırsak, o halde yine tek üçlü teğnemen hasıl olardı. İkinci misal. X plus 1 kvadratı x kvadrat plus 3 teğn 0. X kvadrat plus 3 musbat. Bu nolga teğn bo'lmaydi hech qachon. Şu sababli agar teğnemani quyidagi ifodaga ko'paytirsak, 1 taqsim x kvadrat plus 3. Bu holda berilgan teğnemaga teng kuchli teğnema hosil bo'ladi. Agar ko'paytiradigan bo'lsak, x plus 1 teğn 0. Üçüncü misal. X minus 1 teğn 0. Teğnin hareketi tamamını bana bir ifadeyi köpaytırıp görelim.
h x teng x minus 2. Bu halda quyidagi teğnəmanı hasıl qılamız. Teğnəmanı. Bu teğnəmanı, hasıl bölgən teğnəmanı teğn küçülü emas. Nəmə üçün? Verilgən teğnəmanın ildizi, ildizləri toplamı fəqat 1. X barabar 1 ildiz geyir. Həmana bu teğnəmanı. 1 və 2 ildizlər geyir. İldizləri 1 və 2 sadlar bulanlar. İldizlər toplamı bırxılmaz. Bunlar teğn küçülü emas. Qaysı bir buzuldu? Qaysı qayda bir de buzuldu? İkinci qayda buzuldu. Bir de hx 0-ga teğmez degan edik. Bir de x minus 2. 0-ga teğn bo'lishi mümkün. X barabar 2-da. Demek 0-ga teğn bo'lishi mümkün bo'lgan ifadeyi ko'paytirdik. Şu sebeple yani bu qayda buzuldu. Ve bunda hollarda biz teğn küçülü bo'lmagan teğnəmanı hosil qilishimiz mümkün. Ha, endi natija teğnəmanı. Buradaki misalını görelim. X kvadrat minus 1 bölüm x minus 1 teğn 0. Kəsir 0-ga teğn bölüşü üçün bunun sürəti 0-ga teğn bölüşü gerek. X kvadrat minus 1 teğn 0. Ya da x kvadrat teğn 1. Bunun ildizleri minus 1 ve x barabar 1. Bunun kıydaki ildizler bir ilgi. Lakin 1 verilgen teğnəmanın ildizi emas. Çünkü makrajı 0-ga teğn buladı. X nolga 1 qo'ysak 1 minus 1 nolga teng. Berilgan teğnəmanın ildizi faqat minus 1 bo'ladi. Demak, birinchi teğnəmanın ildizlari toplamı faqat minus 1. İborat bo'ladi toplam. Oxirgi bo'ladi teğnəmanın ildizlari toplamı. Yerlar teğnəmanı yechimiz mumkin. Minus 1 va 1. Mana biz bu yerda bu teğn birinchi teğnəmanı ikinci teğnəmanla almashtiramiz. Yani birinci teğnəmanın ildizləri toplamı minus 1, ikincisi de minus 1 var 1. Birinci teğnəmanın ildizi, ikinci teğnəmanın ham ildizi bo'lyapti. Lekin şu bilan birga başka bir ildiz bo'lmagan soq qatnashi ham mümkün. Umuman, eğer birinci teğnəmanın ildizi, ikinci teğnəmanın ham ildizi bo'lsa, bu halda ikinci teğnəman, birinci teğnəmanın neticesi deyiladi. Yani bu netice teğnəmanı hisoblanadi. Ve bunlar teng küçülü emas. Teng küçülü bo'lishi uchun ildizlar toplamı bir xil bo'lishi kerak. İldizlar toplamı bir xil bo'lsa, teng küçülü teğnəmanlar bo'ladi. Eğer birinci teğnəmanın ildizi ikincisini ham ildizi bo'lsa, bu halda ikinci teğnəman birinci teğnəmanın natijasi deyiladi. Yani natija teğnəmanı deyiladi. Adatta teğnəmanların yetişdə biz bir teğnəmanı ikincisiga almashtıramız. Bunu üçüncüsüyle almashtıramız. Bu hakeza şu yol bilan demek sadaraq teğnəmanı ya ki özümüz inşallah degen teğnəmanı keltirib onun ahirge teğnəmanın ildizlerini tapamız. Bir yerde ahirde tapılgan ildizler aslında x1, x2, x3 ildizler tapıldı dedik. Bunların ildizi de birinci berilgen teğnəmanın ildizi deyip ayta alamız mı ya ki yok mu? Eğer her bir yerde teğnəmanı almashtırayapmiz, almashtırışlar teng küçülü almashtırışlar bolsa, yani her bir ötüşte biz teng küçülü teğnəmanı ötüp olgan bolsa, bu halda bu tapılgan sollar ahirgi teğnəmanın ildizleri birinci teğnəmanın ham ildizi buladı. Demek bu halda bu ildizlerini ahirgi teğnəmanın ildizini birinci teğnəmanı alıp koyup tekşiriş şart emas. Birden eğer bunu biz ildizleyip açışımız mümkün. Eğer barca cilde ötüşler teng küçülüyü olsa, yani barca teğnəmanlar teng küçülüyü olsa bir-birge. Bu halde bunlar teşirmasından biz birinci teğnəmanın ildizi değişimiz mümkün. Eğer bir orta cilde netice teğnəmanı ötürgen olsa, bu halde tapırgan ahirge teğnəmanın ildizlerini birinci teğnəmanı olarak koyup teşirişimiz albette zarar. Eğer şunu avarıp tekşirilmezsek, o halde bu geçim tola hesablanmaydı. Oh.
Ayrim hollarda ildiz yo'qolish hollari ham bo'lib turadi. Masalan, x kvadrat teng x tenglikni ko'raylik. Ayrim hollarda o'quvchilarda mana bunday xatolar uchrab turadi. Fenomenni har ikkala tomonini x ga bo'lib yuborishadi-da. Natijada x teng bir fenomenni hosil qilib, mana bu ildizni hosil qilamiz. Albatta bu noto'g'ri. Bu yerda bo'lishda x ga bo'lganimizda biz bitta ildizni yo'qotdik. X barobar 0 ildiz yo'qolib qoldi. Qanday yechilish kerak edi? X ni chap tomonga teskari qarama-qarshi ishora bilan o'tkazamiz. X ni qarshidan tashqariga chiqaramiz. Va endi har birini 0 ga tenglab yechamiz. X teng 0, x minus 1 teng 0. Bu yerda esa x teng 1 ekani kelib chiqadi. Shunday qilib berilgan tenglama 2 ta 0 va 1 ildizlarga ega ekan. Agar birorta ifodaga shu yerda juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ayniqsa x ga bog'liq ifodaga bo'lishda juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Shuni o'zini 0 ga teng bo'lsa nima bo'ladi? Albatta shu savolga javob berishimiz kerak. Demak, to'g'ri yechish yo'li mana bunday bo'ladi.